Evliler mi mutlu yoksa bekarlar mı? Evlenme yaşı gün geçtikçe artıyor. Erkekler için uzun ömrün sırrı mutlu evlilikte saklı. Evlenmek, ev kurmak bu devirde çok zor çünkü masraflar çok. Hem en kısa süreli evliliği hem de dünyanın en hızlı boşanma davasına imza attılar. Damat gibi giyindi, adliyeye gitti. Sevinci görülmeye değerdi. Şimdi evlilik dediğimiz şey nedir? Evlilik dediğimiz şey kadınlar için bir başlangıç, erkekler için ise bir sondur. Ya Türkiye'de evlilik bir başarı göstergesi gibi bir şey. Özellikle kadınlar arasında tam bir statü göstergesi. Babasının evinde gırgırla yer süpüren kadın, kocasının evine geldiğinde bu yerde sürünen robotlar var ya, onlardan istiyor. Ha, temizlik falan sikinde değil, onu söyleyeyim. Maksat arkadaşlarına hava atsın işte, storiesini görsünler diye. Bir de ona bir tane isim takıyorlar. Biz eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Nasılsa vermezler diye gittim, babasından yarım ağızla istedim. Adam çat diye verdi. Ben de gittim, ertesi gün kızı kaçırdım. Babası aradı, lan oğlum zaten kızı verdik dedi, niye kaçırdın? Baba dedim, ben de kaldıramam, siz de kaldıramazsınız. Masrafsız böyle daha temiz oldu dedim. Şimdi yanlış anlaşılmasın, ben parası için evlenmedim. Ben aşk evliliği yaptım. Eşim beni çok seviyor, ben eşimi çok seviyorum. Güzel bir evliliğimiz var, mutlu bir yavrumuz var, doğalgazlı. Yani bir erkek daha ne isteyebilir ki? Benim evlilik hikayeme gelirsek, biz birbirimize çok aşıktık. Gittim eninde sonunda mekanı kapattım, yerlere gülleri serdim, havai fişekler patlattım. Bu kadar da pırlanta aldım. Evlenme teklifimi kabul etmedi. Sonra anneme söyledim, bunu buldu işte. 3-5 yıldır da evliyiz. Merhaba, ben Volkan Öge. Sosyal hizmet uzmanı ve çift psikoloğuyum. En çok sorulardan bir tanesi olgular. Yani aşk mı, işte görücü usulü mü ya da işte mantık evliliği mi? Aslında burada hepsinin olması gereken bir durum var. Yani aşk olmazsa da olmaz. Mantıksız bir evlilik yapmanın da bir mantığını görmüyorum. Şimdi görmeden de bir insanı evlenemezsin. Bir yerde bir şey de görmüş olman lazım. Bu arada size eşimle tanıştırayım. Hayatım gelir misin? Kendisi benim eşim. Eşim. Hayatım çay yapsana. Şöyle tavşanlı bir çay. Aşkım. Şey közde yap. Bunlar köz çayı değişmemiştir. Hem şu olur daha güzel olur. Tamam aşkım. Ya bana göre aşkın yaşı yoktur. Şimdi en başta bana ailem biraz laf etti böyle. Ön yargı yaptı yaş farkından dolayı. Ama eşinden biraz bahsedince annem dedi ki direkt evlen, direkt gidek istekli de aynı gün istedik kızı. Dedikodular çıkmasın diye evlilik sözleşmesi yaptık. Boşanırsak 1 lira para alamıyorum ya. Allah gecinden versin, ancak ölecek de o zaman para alacağım. Şimdi çiftlerimiz arasında tabii en çok rastladığımız sıkıntılardan bir tanesi de bu finansal durumların birbirleriyle paylaşılıp paylaşılmaması. Tabii ki biz her zaman şeffaflıktan yanayız. Şimdi iki türlü durum söz konusu olabilir. Parası olup da olmadığı gibi lanse etmek. Diğer taraftan parası olup hangisini demiştin başta? Evlenmeden önce bir vaat ver, bir vaat ver. Yok elini sıcak sudan soğuk suya koymam. Yok seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Hani nerede? Çalışıyor çalışıyor cebinde bir kuruş para yok. Bu adam değil. Lan ben adam değilim de sen çok mu kadınsın? Hı? Aç mısın açıkta mısın? İstediğin her şey alınıyor mu alınmıyor mu? Eğer çok sıkıntın varsa boşanırsın. Nah boşarım seni, sen bu orospu çocuklarına dua et, yoksa ağzına sıçmasını bilirim, bir gitsinler hele. Ben senden ayrılacaktım, sen bana muska yapmadın mı? Çek çek. Bu muska yapılmış halin mi? Tutmamış demek bu muska, tutmamış. Keşke seni tanımasaydım. Vallahi keşke ben seni tanımasaydım. Ben sana yazdım, geldin hemen ikinci gün benimle fingirdik. Keşke şeyin kırılsa. Vallahi keşke, niye benim şeyim kırılıyor? Keşke senin şeyin kapanaydı. Kalk beni annemlere götür hemen. Kalk şerefsiz adi köpek. Şimdi biz tabii ki de evli çiftlerimize her zaman açık sözlü olmayı öğütlüyoruz. Bu orospu çocukları seni maymun gibi oynatıyor. Para verecekler mi? Verecekler, verecekler. İn hadi. Fakat açık sözlülükle hayvanlık arasında fark var. Siz bu salağı çekiyorsunuz ya, demek ki siz de adam değilsiniz. Siz onun, kusura bakmayın da. Vallahi elinizden öper, 4 tane çocuğum var. Ya çocuk kısmetiyle doğar diyorlar. Gerçi bu dördünde de aynısını söyledik. Değişen bir şey olmadı. Bu beşincide bakacağız bakayım. Bir şeyler olur belki. Evlilik aşkı öldürmüyor ama en sonu kendimi öldüreceğim. Tosunum. Baba. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Lan ne babası, bırak bu babayı. Nazmi lan, Nazmi de. Nazmi, yok öyle ufak bir çekim yapıyorlar. Nazmi kayınbabam olur. Beni çekmesin de. Geç bakayım, geç. Şşş, baba bunlar ne? Acıkmışsındır diye sana hazırlık yaptım. Teşekkürler. Şşş,
Gözde'yle tartışmışsın, hayırdır? He ya, ufak bir tartışma oldu. Ben de size gitmek istedim. Ben de oraya bıraktım. Boş ver, takma kafanı. Sana göre kız mı yok? Siktir et. Geç geç, otur. Gel biraz bekleşelim. Bak, neler hazırladın? Sağ ol baba. Bak, o kadar damadım var. Ben en çok seni sevdim Tosun'um. Sağ ol baba. Bunlar ne zaman gidecekler? Toparlanıyorlar. Bugün giderler, yarın gelecekler. Gitsinler. Gitsinler de bu meseleleri biraz konuşalım ha? Tamam baba. Tosun'um? Ben Boğaziçi Üniversitesi fizik mezunuyum. Şahin'le de üniversitede tanıştık. Üniversitenin karşısında tekel bayide çalışıyoruz. Hayatım, ben anlatırım gerisini. Sen şey yapma. Tamam. Şimdi evlenen çiftler arasında ciddi anlamda yaş farkı olması, eğer ki arkasında ikinci bir niyet yoksa, yani atıyorum burada çok zengin bir biri var, ölür gider yarın gün parası bana kalır gibi, açık konuşalım. Böyle bir art niyet veya alt bir bilinç yoksa, bizim üzerine yorum yapacağımız bir durum yok. Hayatının aşkını buldun mu evleneceksin. Ben öyle yaptım. Eşim çalıştığım mekana müşteri olarak geliyordu. Orada gördüm. O kadar güzel sipariş verdi ki ben o an aşık oldum. Canım benim, canım ya. Evlendiğimizden beri başıma gelmeyen kalmadı. Banyoya girdim, elektrik mi çarpmadı? İçtiğim alkol sahte mi çıkmadı? Balkonun demiri mi kırılmadı? Aşkım nazar, nazar. Hepsi nazar vallahi. Yani nazara geliyor sürekli biz. Doğru söylüyor. Vallahi evlilik çok güzel ya. İnsan doğru insanı buldu mu, evlilik mükemmel bir şey. Sağ olsun çok ağrımı çekti. Oğlum kalk lan, bacağım kırıldı ya. Bu da en ufağımız. Aşkımızın son meyvesi. Bak bak bak, dün ağzıma sıçtı, evi terk etti. Çek. Bak, Shutterstock diye bir tane mekana gitmiş. Ben hayatımda ben böyle bir mekana gitmedim. Ben burada börek yiyorum. İşi gücü şov. Anca arkadaşlarla bütün gün silik yarışıyorlar. Güneşi gülüşünü nasıl sığdırdın? Döndürür kalbimi çöle. Gözünden akan yağmurlar. Döndürür çölleri sele. Kendi kendimi telkinledim aslında. Masum bu evlilik düzelecek, sabret dedim ama Şubat Ocak'tan kötü. Mart Şubat'tan daha kötü oldu. Nisan zaten Mart'tan daha kötü olacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi içimde Haziran'a kadar süre verdim. Eğer bu devran düzelmezse resti çekip boşanıyorum. Boşandıktan sonra benim hayatım öyle bir atağa kalkacak ki akrabalar, eş dost, konu komşu çatır çatır çatlayacak inşallah. Hayatım, içeriden sesler geliyor. Git bak bu çocuklar gene ne yapıyor. Hadi bir tane. Ben o kayınbabamın var ya, kanını sikeyim kanını. Geçen gün ne yapmış biliyor musunuz? Gidip benim borçlarımı kapatmış, elektriğimi, faturalarımı hepsini ödemiş. Neymiş? Elinde yoktur evladım. Ben sana bu ay destek vereyim diyor. Lan var ya, lan benim paranla satır mı alacaksın? Şerefsiz! Şimdi biz 16 yıldır bu meslekteyiz. Tabii ki de görmediğimiz manyak, görmediğimiz hasta ruh kalmadı. Şimdi terapi önemlidir desem bir türlü, önemli değildir desem bir türlü. Şimdi şöyle açıklayayım. Bazı insanlara terapi bir işe yaramıyor. Bazılarına çift terapi lazım. Yani bazılarına iki terapist birden ancak müdahale etmek durumunda. Ya başka türlü bu işin içinden çıkacak bir durum yok yani. Sorunun en azından büyük bölümünün bende olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben hala bu evliliği kurtarmaya çalışıyorum. Bak, çift terapisi aldım. Tek başına gireceğim şimdi. Mete Bey nasılsınız? Teşekkür ederim Masum Bey. Siz nasılsınız? Eşinizi göremiyorum bu arada. Ya evi terk etti ya. Yine gitti. Yine mi? Bu sefer neden? Ya ufak bir sürtüşme oldu ya. Çok da önemli değil ya. Anlıyorum. Masum Bey, size bu konuda bilimsel tavsiyem kesinlikle bir uzman olarak çocuk yapmanız. Ne demişler, çocuk evin neşesidir. Hem bu sayede birbirinize de zaman ayıramazsınız, salça da olamazsınız çocukla uğraşmaktan. Ha, öyle mi diyorsun? Lan sen yine karınlanla mı konuşuyorsun? Masum Bey, sen ya. Lan ne kadar çalışıyor burada, görmüyor musun? Kalk benle ilgilen biraz. Yeter bütün gün bilgisayarın başında. Lan ne yapayım, seni tutup tasmanla düşe mi götüreyim be? Odanla anne bak. Bok götürüyor bok. Lan ne var ne odanlandı? Vallahi yemin ederim kalkarsam var ya ağzının ortasına bir tane çarpacağım ha. Mete Bey sakin olun, olur böyle şeyler evlilikte. Lütfen. Ne diyorsun, geçin. Allah belanı versin. Masum sakin. Be. Vallahi boşanın, sizin işle olmaz zaten. Düzelecek gibi değil bu işler. Boşver, boşan. Aklın yolu birdir bak. Adam da aynısını söylüyor. Yarın ilk işin boşanma. Bu iş bu kadar. Öyle insanlar geliyor ki yani onların çift olarak ailecek eşleriyle, dostlarıyla kalabalık halde terapiye gitmeleri gerekiyor. Çünkü çevreleri de bozuk. Ya bu insanlar tek başına manyak olmamış ki. Evlenmeyi herkese tavsiye ediyorum. Evlilik 10 numara çok güzel bir şey. Böyle ben evlendikten sonra dedim ki niye herkes evlenmiyor? Hayat standartın artıyor ya. Bizim lisede tek evli benim. Herkes beni parmakla gösteriyor. Herkes bana imreniyor.
Nöbetim yoksa günde 16 saat çalışıyorum. 4 saat uyuyorum, 4 saatte ailemle zaman geçiriyorum. Tabii canım, sosyalleşiyoruz. Her hafta pazar günü parka gidiyoruz. Belediyenin yeni yaptığı bir park var şurada yakın. Fiyat performans olarak çok iyi bir avukat önerdiler. Şimdi onun yanına gidiyorum da bir türlü yerini bulamadım ki. Neredeydi bu? Şuradan birine sorayım ya. Birader selamünaleyküm. Avukat Cengir varmış. Nerede onun yeri? Aleykümselam. Bak dümdüz git 200 metre ileriden sağa doğru dön. 3. kapı. 5 liran var mı? Yok kardeş, yok. Bozuk olsa veririm valla. Eyvallah, sağ ol. Amına koyayım şöyle. Konum açsana. Bana niye soruyorsun? Valla evliliği herkese tavsiye ediyorum. Baba, öğretmen pastel boya almazsan okula gelme diyor. Ne pastel boyası ya? Bir de bunların masrafıyla uğraşıyorum. Hayırdır oğlum, güzel sanatlar mı okuyorsunuz? Ressam mı olacaksınız? Tamam, bir yolunu buluruz, alırız. Merhabalar Cengiz Bey. Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkürler. Telefonda da bahsettim. Bu eşimle boşanma mevzusunu nasıl en hızlı şekilde hallederiz? 3 kez yüzüne karşı boş ol dediğin zaman boşanır zaten. Onu yaptım hocam, ama bir de resmi olarak boşanmamız lazım yani devlet nezdinde. Ya makinası bende zaten, ben boşanma direkt boşanmıştır diye ben sana belge celp veriyorum. He. Trafik ruhsatı gibi, ruhsatlı istediğin gibi gezebilirsin. Boşanmıştır, bir de temiz olanı da veriyorum yanında ekstra. Hiç evlenmemiştir değil, daha ne yapayım? Ama öyle bir şey de mi yapabilir? Dul olmayacak mı? Valla baydına da veririm, babama da, anneme de, istediğime veririm, sorun yok. Hmm. Peki nafaka ne kadar öderiz biz bu aslında benim... Bedava ya, canlı sağ olsun. Ya size değil, eşime vereceğim ya. Ha, nafaka, asgari ücret. Mesela ben ne kadar ödeyeceğim size bununla ilgili? Hiç. Ücretsiz mi yapacağım? Evet, tüm dünyada her şey parasız. Yok, hayır, Cengiz Hocam, ben aylık 4000 lira kazanıyorum ama. 4000 liraya 13 bin lira dersin. 4000 lirayı sen 30'a böleceksin, 13'ü bulacaksın. 13 bin lira mı yapıyor? He. Alo Mansun, o konuştuğumuz mevzu vardı ya. Onu şimdi hallet. Biz 2 saate çıkacağız evden. Tamam. Turuncuyu aman gri. Tamam. Hadi gözümsün, hallet. Hadi görüşürüz. Gördünüz değil mi? Herkesin pastel boyası varmış. Benim oğlumun pastel boyası yokmuş. Lan bir pastel boyası alamayan adama adam mı denir? Kaç para lan bir pastel boya? Buyurun abi. Başka bir isteğiniz var mıydı? Kanka bir de ortaya haydari, çoban salatası falan da yaparsan çok iyi olur. Mimoza olur, o da olur. Hemen abi, hemen. Eyvallah, abi. Sağ olasın. Afiyet olsun aşkım. Bak sen 3 saat aldın. Bunda diğerleri gibi kaybetmiş. Teşekkür ederim. Ben bunu yarı fiyatına okuturum ama. Sağ ol, teşekkür ederim. Arkadaşlar bir yemeğe çıkalım ya. Sizi bir yemeğe götürelim biz ya. Hı? Beraber gidelim. Gidelim, güzel olur. Hadi gidelim. Hadi gidelim. İlahiyat fakültemde geldiği zaman kapım ona göre, yani ben seni... Bir saniye hocam. Evin diye değil, alo. Olsa dükkan senin. Haberlere mi çıkmışım? Hocam bir televizyon açabilir miyiz? Hadi açalım. Ben kendisiyle insan gibi konuşuyorum. İletişim kurmaya çalışıyorum. Bir dediğini iki etmiyorum. Yalnız kendisi bana hem psikolojik hem fiziksel şiddet uyguluyor. Boşanmak istiyorum. Boşamam seni diyor. Kurtar. Sen bu karıyı boşama. Bu karı bizim ağzımıza sıçar. Sen iyisi git gönlünü al. Öyle mi diyorsun? Sen bir düşün taşın. Bence boşama. Arkadaşlar siz benimle gelin. Biz beraber gidelim. Arkadaşlar benim arabaya gelsin, sıkışmasın. Aşkım sen deri kullanıyorsun biraz ya. Benle gelsinler ya, beni çekecekler şimdi. Gelin benimle. Arkadaşlar ne yersiniz? Var mı böyle istediğiniz bir şey? Oraya gidelim. Lan, ananı sikeyim. Siktir. Fren tutmuyor. Lan! Lan! Lan!